Abla, abla. Biraz. Ne yapıyorsun? Oho. Kuzum. Abi. Prenses. Ne yapıyorsun prensesin? He? Hadi oturun. Ne yapıyorsunuz minibollar? İyi misiniz? İyiyiz abla. Çok güzel burası. Fiko, sen iyi misin? İyiyim abla. Güzel burası. İsmet nerede? Ha, İsmet. O uyuyor. Bizim binada kreş var. Orada uyuyor. Ben ona arada bir bakıyorum abla, merak etme sen. İyi. Zaten burada çok kalmayacaksınız, tamam mı? Hikmet'in arkadaşının annesi avukatmış. Kim o ya? Muhafızın annesi avukatmış oğlum. Hem de bu velayet davaları işine bakıyormuş. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Hızır gibi yetişti ha. Ya da annemle buluştururum ben sizi, ya da konuştururum. Şimdi çıkışta oraya gideceğiz işte. Ya. Çözeceğiz yani. Fazla alışmayın lan buraya hemen. Gerçi tabii yani yemekhaneyi görünce de kaçırmayın yani. Fiko. Sen ne süpürürsün ha buraları şimdi. Kavga etmiyorsun değil mi lan kimseyle? Yok etmiyorum abi. Ha. Ya biz üzülme evliliğe ne kadar uğraştılar gördün mü? Tamam. Tamam abla. Tamam. Perişan etme kendini bu kadar ya. Tamam üzüldüler. Ama keyifleri de yerinde yani burada. Biz onları çıkartana kadar takılırlar abla. Zaten gelip gelip görürüz yani. Bırakacak halimiz yok. Ay ya halledemezsek Rahmet. Ne yaparız halledemezsek? Abla sen kendini niye üzüyorsun ya? Niye üzüyorsun sen kendini? Hallederiz. Neyi halletmedik ya? Şu avukata bir gidelim. O anlatır zaten yolunu yordamını. Biz de ona göre hareket ederiz işte yani. İyi hadi gidelim bir anlamda. Babamızla çözemeyiz artık bu meseleyi. Hiçbiri inanmaz bize yani. Biz başka ne yapabiliriz? Siz onu söyleyin. Peki siz bugüne kadar nasıl yaşadınız? Yani kim büyüttü sizi? Abla. Bizi bugünlere kadar ablam getirdi. Sevil Hanım. Bizim birbirimizden kopmamamız lazım. Çocuk esirgeme yurdunu gördük. Tamam. Güzel bir yer. Ama biz altı kardeş bir aileyiz. Bizim aile olarak kalmamız lazım. Anladım. Şimdi şöyle. Kurum çocukların hayrını düşünür. Baba ve anneniz yetersizse, ki öyle gözüküyor, onların yerine ebeveynlik görevini kurum üstlenir. Ama bu görevleri üstlenecek bir vasi atanmasını sağlayabiliriz size. Vasi mi? Evet, vasi. Yani sizden hukuken sorumlu olacak biri. Anne baba gibi üzerinizdeki tüm haklara sahip olamazlar. Ama velilik yapabilirler size. Bir akrabanız var mı böyle güvenebileceğiniz, sizin sorumluluğunuzu kabul edecek? Ha? Yani Sevil Hanım, olsa burada olmazdık zaten. Anladım. Peki ben vasiye olamıyor muyum? Yani zor. Bir kere çok gençsin.
Üstelik bekarsın. Düzenli bir işin, gelirin de yok. Evli olsam daha çok şansım var mı? E tabii. Senin olmasa bile eşinin sigortası, düzenli geliri olursa işimiz daha kolaylaşır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.